doğduğu büyüdüğü topraklarda 150. şubesini açıyor. Uluslararası bir marka olma yolunda inanılmaz derecede hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bugün dünyanın başka yerlerinde 13. şubesinden bahsediyoruz. Lütfen hep birlikte böyle bizim evlatlarımız olan, öz sermayemiz olan kuruluşlara hep birlikte sahip çıkalım. Hep birlikte yanlarında olalım. Çünkü ne olursa olsun bunlar bu memleketin evlatları, ayla yıldızın gölgesinde bize hizmet etmeye devam ediyorlar ve edecekler. Ben Kocaeli İl Müdürü olarak şunu da çok gururla açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz bir pandemi yaşandı. Sektörde Peynirci Baba adeta bir borsa rolü aldı. İnanılmaz belleyici oldu. Tüketicimize ürünlerin buluşması noktasında çok kıymetli çabalar sarf ettiler. Biz bu çabasından dolayı kendilerini yaklaşık 5-6 ay takip ettik kıymetli başkanım. Ve Ticaret Bakanlığı olarak her yıl ulusal bazda verilen tüketici memnuniyetini ilke edinmiş firma ödülüne Peynirci Baba'yı aday gösterdik. Değerlendirme devam ediyor ve Ankara'da iki firmadan bir tanesi ve bizim umudumuz o ki Peynirci Baba Allah'ın izniyle bu yıl bu ödülü alacak. Şimdi duamızı yapmak üzere Trabzon Müftü Yardımcımız Sayın Yılmaz Keçi'yi davet etmek istiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye. Sana şükrederiz, nimetlerin bize ihsandır diye. Bize ancak sen acırsın, mümin kullarımdır diye. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizleri kendinden başkasına taptırtma ya Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma ya Rabbi. Müslümanca bu dünyaya geldiğimiz gibi Müslümanca yaşamayı ve Müslümanca ruhunu teslim eylemeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizin ruhları için ve Peynirci Baba adında bu güzel müessesemizin hayırlı, mübarek ve uğurlu olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Zor ekonomik koşullar altında istihdam yaratan, katma değer üreten sizlere çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Trabzon için de hayırlı olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mehmet Keskin. Ben Trabzonlu bir esnafın oğluyum. Biz 1995 yılında, benim babam dedem Trabzon'da tüccarcılık yapıyordu. Biz nesiller tabii çıkınca meydana, biz 95 yılında Gebze'ye, ilk şubemizi Gebze'de açtık. Tabii Gebze'de 3-5 şube diyene kadar çok şükür orada üretim tesislerini, parakendecilik yapmak için, daha kaliteli ürün satmak için üretim tesisleri kurduk. Ve bunun yanında biz ilk şubeyi açarken şunu dedik. Dedik ki öyle bir sistem yapalım ki bakkaldan bu işi çıkartalım. Türkiye'nin bütün illerindeki yöresel ürün kahvaltı çeşitlerini sunabileceğimiz bir yer açalım. İlk zaten bu işe Gebze, Kocaeli'de girdiğimiz iş böyle bir girdik. 5. şubeden sonra üretim tesislerine başladık. 10. şubede Çanakkale'de gittik, beyaz peynir fabrikası kurduk. Yaklaşık orada günlük 110 ton süt işliyoruz. 150 tane çalışanımızla klasik peynir, eski kaşar, yöresel ürünleri tesisi kurduk. Ve bunun yanında yine Gemlik'te zeytin, turşu, yeşil zeytin, spesiyel ürün tesisi de kurduk. Orada da aylık 500 tona yakın ürün işliyoruz. Ve bunun yanında yine de İzmit Maaşköy'de yoğurt, ayran, tereyağı, kaymak fabrikası kurduk. Bunun akabine bakıldığı zaman bugün ise Peynirci Baba'nın 150. şubesini burada açıyoruz. Yalnız Peynirci Baba sadece burada değil, Marmara bölgesinde ve Azerbaycan'da da 13 tane şubemiz var çok şükür. Trabzon'a geç gelmemizin sebebi derken, biz hep Trabzon'da doğduk, Trabzon özlemiyle hep yandık. 30 yıl geçti çünkü kendimizi daha hazır hissetmemiştik. O yüzden çok şükür bugüne nasip oldu ama
Tabii ki çocukluğumuzdaki hayalimiz 61. şubemizi Trabzon'a açmaktı. Evet. Ama inşallah 150. açtık. Demin müdürlerimin söylediği gibi 161, 261'leri de inşallah burada açarız. Trabzon bizim memleketimiz. İlk şubeyi açmış gibi heyecanlıyız. Evet. Trabzon'umuza, memleketimize Peynirci Baba hayırlı uğurlu olsun diyorum. Trabzon Arsin ilçesindeniz. Arsin'de benim babam bakkalcılık yapıyordu. Köyün bakkalcılığıydı. Biz eskiden bu molozdan, çömlekçiden hep böyle sırtımıza malzemeleri taşır. Mesokor'un derede bakkalcılık yapıyorduk. Ama biz tabii büyük gelince 18-19 yaşımızda dedik ki baba bize müsaade et. Evet. Biz gidelim senin mesleğini büyük şehirlerde sürdürelim. Öyle gittik. Yoksa babamız buradaydı. Rahmetli oldu gerçekten. Öyle buradan gittik biz. Peki sizi diğer markalardan ayıran özellikler ne? Demin de söylediğim gibi biz gıda işi yapıyoruz. Biz evet. Milletin midesine hitap ediyoruz. O yüzden Türkiye'nin bütün yöresel hangi ili olursa olsun Diyarbakır örgüsünden, işte Erzincan'ın tulumundan, Trabzon'un beton helvasından al, işte Rize'nin helvasından bütün ürün çeşitlerini bir araya getirip İstanbul'da Marmara bölgesinde insanlarımıza sunmak. Yani bugün Peynirci Baba'ya birisi geldiği zaman, bir vatandaşımız geldiği zaman hem temiz, hem leziz, hem çalışan personelleri eğitimli, hem aldığı ürünü vatandaşımız evine götürüp yiyebileceği ürün. Midesine hitap ettiğimiz için ve üretimlerini de kendimiz yaptığı için o yüzden müşterilerimiz bizi tercih hakkı sebebi doğuyor. Peki Yörem Grup kaç kişiye istihdam sağlıyor? Hedefleri neler? Yöre Grup şu anda 2800 tane çalışanımız var bizim. Ve bunun yanında biz Türkiye genelinde ürettiğimiz, yani bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz direkt çiftçiden alan, ham maddeyi çiftçiden alan, çiftçiden alıp bunu üretim tesislerinde depolama yapıp üretim tesislerinde üreten ve arada toptancı olmadan kendi kurmuş olduğu şarküteri mağazalarında satan bir firmayız. Ve bunun yanında biz Türkiye'nin 81 iline ürettiğimiz ürünleri distribütörlerimiz doğrultusunda dağıtan bir firmayız. Ayrıca bu ürünleri 68 ülkeye ihracat eden bir Trabzonlu evladıyız diyelim. Anladım. Trabzonspor'la aranızdınız. Trabzonspor bizim her şeyimiz. O zaman locaları alınmışsınızdır. Loca da var, kombinemiz de var çok öyle şükür. İnşallah. O zaman başarılar diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Başarılı. Hoş geldiniz. Gerçekten bu zor ekonomik koşullar altında yeni bir iş yeri açmak çok zor. Buna rağmen katma değer üretmek için, istihdam alanı yaratmak için yapılan bu girişimi gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Bir de yöremizin insanı, yöremizin amblemiyle, yöre adıyla bir ürün üretmesini de takdirle karşılıyorum. Açılış hakkında düşüncelerim Peynirci Babalar'la zaten uzun yıllardır kahvaltılık konusunda alışveriş yapan bir kişiyim. Kocaeli'de de yaşıyorum. Orada da zaten tek tercihimiz Peynirci Baba. Burada da açılması bizi çok çok memnun etti. Ürünlerinin kaliteli olması, güvenilir olması zaten bizim için en önemlisi. O yüzden çok memnun oldum. Genelde gerçekten fiyatlar çok pahalı, çok. Yani ateş yakıyor. Ama burası yeni açıldığı için güzel, uygun. Allah razı olsun açanlardan.